Öztürk, günde 10-11 atak mı geçiriyordunuz? Benim 16 yaşıma kadar sadece 4 büyük nöbet geldi ve hayatım gayet güzeldi. 16 yaşında hastalığın ne olduğunu öğrendikten sonra her yıl ilerleyen zamanda 6 ayda bir, 3 ayda bir derken nöbetler gittikçe arttı. Üniversiteye gittiğim dönemde üniversiteden terktim. Daha sonra bu hastalık nedeniyle mi okuyamadınız? Bu hastalık nedeniyle 3,5 yıl ve ondan sonra işe girmek istedim. Madem okuyamıyorum, işe gireyim dedim. Çok iyi bir referansla girmeme karşın ilk nöbetle beraber işten çıkarıldım. Bu epilepsililerin durumunu kaderi gözlemek için çok iyi bir durum. Diğer tarafta 3,5 yıl evden dışarıya bir ekmek almaya tek başıma çıkmadım. Neden? Çünkü nöbetlerim artık sürekli olarak artmıştı ve bunlar büyük nöbete dönmeye başlamıştı. Evin içinde de altın kafesteki bir hapishanede gibiydim. Annem diyordu ki ben yokken ocağı açma, ütü yapma, balkona çıkma, herhangi sıcak bir şeye elleme, ne istersen yap. Duş bile yapma. Tabii. Şimdi banyoya bunlar girme, evin içinde ne yapacaksınız? Çay içiyorsunuz, suyla kahvaltınızı yapıyorsunuz. Çay yok veya soğuk çay içersiniz. Böyle bir hayat 3,5 yıl geçti. Ve en sonunda 3 hafta yatalak kalmayı tattım ki hocamız daha iyi bilir. Bir nöbetin etkisi 2-2,5 gün sürer. Bende günde 11 tane büyük nöbet geldi ve gün boyu arka arkaya tekrarlıyor. Sürekli olarak fenalaştım ve birkaç kere karnavan içinde yerde beni yakaladılar. Artık sözünü dedi, keseceğim ama hani bilimsel tabii olarak şey yaparsak status dediğimiz duruma girmişsin. Evet, yani evet, arka aynen. Arkaya gelen nöbetler arka arkaya status gelen dediğimiz bir çok ciddi kritik bir tıbbi durumu oluşturuyor. Ve bana artık çapada tıbbın yapacağı şey burada sona erdi. Allah yardımcınız olsun. Herhangi bir şey bulsak beyinde hemen göndereceğiz diyorlar. Röntgenler çekiliyor. Röntgenler temiz. EEG'ler, MR'lar nerede olduğu saptanamıyor. Onun için de herhangi bir çözüm, bir sürü ilaçlar deneniyor ama cevap vermiyor. En sonunda annemin bir öğrencisi vardı. Epilepsili bir çocuk. Evli ise derse girmesini istemiyor. Kağıdı atıyor. Raporu var, çocuğum derse girmeyecek diyor. Annem de ben raporu hiçbir zaman kabul etmiyorum. O da girecek ama ben öğretmen olarak göz kulak olacağım diyor. Çocuğun nöbetleri düzelmeye başlıyor. Hangimiz bir doktor bulursak oraya gidelim deniyor. İlk bulduğumuz doktora gidiyorduk. Orada herkesin baktığı MR'a, o zamanlar MR'lar yeni çıkmıştı 23-24 sene evvel. Baktı ve sol terampol bölgede yumuşak doku dedi. Artık bana gelmeyin dedi, hastaneye gelin dedi. Çok şaşırdım. Hastaneye gitmeye başladık. Cerrahpaşa'daydı. Cerrahpaşa'da ilk beyin ameliyatları Cerrahpaşa'da başladı Türkiye'de. Oraya gittim. En sonunda ameliyat teşhisi konuldu. Doktor sayıyor bana, ölebilirsin, sakat kalabilirsin, hafızanı yitirebilirsin falan. Bunlar dedi %30, %70 de herhangi bir değişiklik olmaz. Tabii. Herhangi bir değişiklik olmayabilir veya büyük nöbetlerin geçer. Doktor bey dedim, bunların hiçbiri önemli değil. Saçımı kesecek misiniz? Bir kovalaması var, benim bir kaçışım var. Çünkü benim için zaten ben ölüyordum. Orada ölsem ne olurdu ki? Ameliyat oldum. Bir hafta hatta 15 günde ancak ayağa kalkarsın denildi. O zamanlar daha yeni, 97. Ben hemen ameliyattan 30 saat sonra sonda serum falan çıkarıldı. Anne bana yardım eder misin dedim ve ayağa kalktım. Nöbetçi hemşire gece 11'de onları atmaya gidiyor. Dönerken beni görüyor arkadan doğru. Hemen doktorların kapısını çalıyor. Doktor bir uyanın, bir anormallik var, hasta yürümeye başladı diye. Yürümeye başladım. Bir yıldan daha uzun süre çalışmaman lazım denildi. Ben 8. ayda ben başlıyorum dedim. Biraz da irade galiba. Aynen, yani siz gelmeyecek dersiniz, gelmeyecek. Siz onu zorlayacaksınız. O size değil. Annem çok korkuyordu. Yani şimdi ne tekrarlayacak durumdasınız diye. 21 yıldır ilaç nöbetlerim yok. İlaç. Hiç nöbet yok. Hiç nöbet yok. Aman İlk bir yıl içinde tekrarlayabilir dendi. 1,5 ay sonra bir büyük bir küçük nöbet geldi. Onunla kapattım çok şükür.
İlaç şu anda her şey. Nasıl? Kullanmıyorum. 18 İlaçsız. Yıl oldu. Çok güzel bir şey. Çok başarılı bir ameliyat anladığım İlk kadarıyla. Test grubuyduk biz. Evet. Ben 16. kişiyim beyin ameliyatı geçiren. Zaten Türkiye'de ilk Cerrahpaşa'dır bunun başlangıcı. Şimdi Türkiye genelinde her yerde var. 2000'de de doktorlar bununla ilgili bir çalışma yapmaya başladılar. Biz beyin ameliyatı geçirenler iyileşiyor. Mesela 25 yaşında hayata dönüyor. Ben 25 yaşında döndüm. Bu saatten sonra okuyamam, çalışamam, artık toplumda bana acıyorlar gibi psikolojik şeyler, sorunlar yaşıyoruz. İşte bununla ilgili bir psikoterapi oluşturuldu. Evet, çok güzel. 2000 yılında. Oraya gidiyordum her ay. Oradakiler ben bir şey yapamam diyordu. Ben de araya giriyordum. Ben yaptım, sen de yaparsın. Ben çalışıyorum, sen de çalış. Doktorlar bunu herhalde biraz şey yaptılar, takdir ettiler ki bana ve Alparslan diye bir arkadaş vardı. İkiniz dediler dernek kuracaksınız. İkimiz ilk Türkiye'deki epilepsi derneğini kurduk. Epilepsi Hastaları Derneği 2001. Onun uzun süre yönetiminde bulundum. Daha sonra ayrıldım. Başka amaçları olduğunu anladım arkadaşımın, ayrıldım. 2007'de ayrıldım. 2013'te zaten o dönemde doktorlar da o derneği artık karşılarına aldılar. 2012 sonunda kontrole gittim. Artık 15. yıl kontrolünde. Bundan sonra seninle aynı durumdayız dedi doktor. Şu andan itibaren bir dernek daha kuruyorsun Ebru dedi. Vallahi dedim, beni hayata döndüren sizsiniz. Dernek derseniz dernek, vakıf derseniz vakıf, parti derseniz parti kurarım dedim. Ve Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği'ni kurdum. Ta ki bu sene Eylül'e kadar. Evet. Ne yazık ki artık cebimden para harcamaktan çok yoruldum. Zaten Atatürkçüyüm diye işten çıkarılmış bir kişiyim. Ne iş yapıyordunuz? Ben Kapadokya bölgesinde otel müdürüydüm. Atatürkçü olup biraz konuştuğunuz evet, zaman maalesef. Kapılar yüzünüze kapanıyor. Önemli değil. Biz onu tıp biliminde bile yaşıyoruz, merak etmeyin. Öyle evet, mi? Her yerde. Yaşayanlar da. Aynen. Biz tabii. Bile yaşıyoruz. Ama işte burası var. Hiç fark etmez. İşte onun evet. için epilepsi ve yaşam platformunu götürüyorum. Çünkü hiç olmazsa 3 ayda bir muhasebe giderleri falan gibi ekstraları yok. Onu devam ettiriyorum. Yine Türkiye genelinde herkese hitap ediyorum. İBE var. Uluslararası Epilepsi Derneği. Onunla da yazışıyorum. Yine işlerimiz devam ediyor ama platforma da